Burada y eşittir fx'in grafiği var. Bu sayılar ise eğri ile x ekseni arasında kalan boyalı kısımların alanlarını veriyor. Bu videoda size bu verilenler ışığında belirli integrallerin nasıl hesaplanacağından ve bazı belirli integral özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen bir örnekle başlayalım. Eksi 4 ile eksi 2 arasında fx dx artı eksi 2'den 0'a fx dx'in belirli integralini bulmak istediğimizi düşünelim. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu integralin neye eşit olduğunu benden önce kendi kendinize hesaplamaya çalışın. İfadenin ilk kısmı yani eksi 4 ile eksi 2 arasında fx dx'in belirli integrali. Evet buna bir bakalım. Eksi 4'ten eksi 2'ye gidiyoruz. Başka bir deyişle İfadenin bu kısmı şu an taramakta olduğum eğri ile x ekseni arasında kalan alana eşittir. Ancak integralin değerinin bu alanın negatifine eşit olması gerektiğini unutmayın. Neden diyecek olursanız alan x ekseninin altında. Bize verilen değerlere göre bu alanın neye eşit olduğu hakkında bir tahminde bulunabiliriz, ama tam değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii bir de bu var. Burada eksi 2'den 0'a f(x) dx'in belirli integrali var, öyle değil mi? Bu da işte buradaki alana eşittir. Şimdi size bir şey göstereceğim bize iki integral verdiler ve bunların toplamının neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Dikkat ederseniz bunun üst sınır değeri ile bunun alt sınır değerinin aynı olduğunu görebilirsiniz ve bu da bu ifadenin eksi 4 ile 0 arasında fxdx'in dx'in belirli integraline eşit olduğu anlamına gelir. Bu sıklıkla kullanacağımız integral özelliklerinden biridir. Eğer üst sınır değeri ile alt sınır değeri birbirine eşit aynı fonksiyona ait iki integralin toplamı soruluyor ise bu iki integrali birleştirebiliriz. Bu integralde buradaki toplam alana eşit olduğu için tabi x 80 altında olduğumuzdan integralin alanın negatif olması gerektiğini de aklımızdan çıkarmadan evet o halde bu integral eksi 7'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi hadi gelin bir tane daha yapalım. Birinin sokakta yanımıza gelip bize bu grafiği gösterdikten sonra hadi hemen bunun neye eşit olduğunu bana hesapla dediğini düşünelim. Hesaplamamız gereken integrali de hemen yazayım. 0'dan 4'e fx dx'in belirli integrali artı 4'ten 6'ya fx dx'in belirli integrali. Videoyu durdurun ve bu integralin ne eşit olduğunu benden önce kendi kendinize hesaplamayı deneyin. Bu kısım 0'dan 4'e kadar olan aralığı hesaba kattığı için hesaplamamız gereken alanı tarıyorum. Evet, buradaki 5 var ama integralin değerini bulmamız gerektiği için bundan buradaki alanı çıkarmamız lazım. Alanı çıkarmamızın sebebi de bu alanın x ekseninin altında kalması olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Bu alanın tam değerini bilmediğimiz için şu anda yapacağımız herhangi bir şey yok. Devam edelim. Bizden bir de bu integrali bulmamızı istiyorlar öyle değil mi? Az önce işaretlediğim alana bir de bunu yani 4 ile 6 arasında kalan alanı eklememiz lazım. İşte burası. Bu şekilde düşündüğümüzde bu ifadenin aslında 0'dan 6'ya fx dx'in belirli integraline eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bize grafiği vermeseler bile bunun buna eşit olduğunu biliriz. Çünkü iki integral de fx'e ait ve bunun üst sınır değeri ile bunun alt sınır değeri birbirine eşit. Bu sayede bu iki integrali birleştirebiliyoruz. Peki ya sonuç? Bu alan 5'e eşit. Burası ise 6'ya. Bu alan x ekseni altında ve fonksiyonun da üzerinde olduğu için integrali hesaplarken bu alanı eksi 6 olarak değerlendirmemiz gerektiğini unutmayalım. Kısacası sokakta yanımıza gelen adama bize sorduğu integralin 5 artı eksi 6'dan eksi 1'e eşit olacağını ve biraz da düzgün konuşması gerektiğini söyleyebiliriz öyle değil mi?